Eskişehirliler. Biz bugün burada Ahıska Türkleri olarak 69 sene evvel babalarımızın, dedelerimizin bir kış gecesi vatanlarından sökülüp atılmasının yıl dönümünde bu faciayı anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Türkiye coğrafyasının tabii bir uzantısı olarak Ardahan ilimizle komşu olan Ahıska 69 sene evvel büyük bir faciaya sahne olmuştur. Ahıska şehri ve çevresinde yaşayan Müslüman Türk nüfusu 15 Kasım 1944 gecesi topyekün vatanlarından çıkarılmış ve Orta Asya ülkelerine gönderilmiştir. Sürgün edilen halkın milletler arası hukuk ve insanlık vicdanını rahatsız edecek hiçbir suçu ve günahı yoktu. Ahıskalılar 40 bin gencini Alman cephesine göndermiş, kendi çoluk çocuğunun rızkından keserek de Sovyet ordusunun iaşesine katkıda bulunmuştur. Böyle bir halka nasıl bir suç isnat edilebilirdi? Fakat Sovyet diktatörü zalim Stalin, savaşın yönü belli olunca Türkiye topraklarına göz dikmişti. Kars, Ardahan ve Artvin'i de Sovyet Gürcistan'ına katmak istiyordu. Yani Türkiye'den toprak koparmak emelindeydi. Ahıska Türklerini ordusunun önünde bir engel olarak görüyordu. O halde bu halk sınırdan uzaklaştırılmalıydı. İşte 1944 faciasının sebebi budur. Yani biz Ahıskalılar bu faciayı Türkiye uğruna yaşamıştık. Kafkasya kışında vuku bulan bu faciada binlerce insanımız hayvan vagonlarında açlık, hastalık ve soğuktan öldü. Kabirleri bile olmayan, kurda kuşa yem olan aziz şehitlerimizi bugün gözyaşı ve fatihalarla anıyoruz. Stalin'in ölümünden sonra onun zamanında sürgüne gönderilmiş Kuzey Kafkasya toplulukları vatanlarına döndü. Fakat Ahıska Türkleri bugüne kadar değil vatana dönmek, yeni sürgünler yaşamaktadırlar. Bu sürgünlerin sorumlusu tabii ki Sovyetler Birliği rejimidir. Fakat sürgüne son vermeyerek yeni acıların yaşanmasına sebep olan ve bu mazlum halkın gözyaşını dindirmeyen Rusya ve Gürcistan hükümetleri de bir o kadar suçludur. Biz nefes aldıkça her 15 Kasım'ı lanetle anacağız. Her gün insan haklarından bahseden yerli ve yabancı siyaset ve medya mensuplarına Eskişehir'den sesleniyoruz. Eğer savunduğunuz değerlere saygınız varsa Ahıska Türklerinin sesini de duymalısınız. Bugün eski Sovyet coğrafyasının bin bir köşesine serpilmiş ve her yerde ikinci sınıf insan muamelesi gören bir halkın çocukları buradan size sesleniyor. Yeryüzünde 69 yıldan beri sürgün yaşayan ve hiçbir suç ve ayıbı olmayan bu insanların sesine kulak verin. Mikrofonlarınızda, ekranlarınızda ve köşelerinizde Ahıska Türklerinin ızdırabını da dile getirin. Yüzyıllarca Türk milletinin sancağı altında refah içinde yaşarken her fırsatta istila ordularının yanında yer alan çetelerden özür dilememizi isteyenlere sesleniyoruz. Ahıska Türklerinden özür dilemesi gereken kimse yok mu? Bağlı olduğu devlete kılıç çekmeyen bu halkın vatandan ebediyen sökülüp atılmasını hangi vicdan kabul ediyor? Aziz devletimizden isteğimiz şudur. Biz 1828 Osmanlı-Rus Harbi'nde yiğitçe savaşmış ve Edirne Antlaşması'yla savaş tazminatı olarak ana yurttan ayrı düşmüş insanların torunlarıyız. Bugünkü halimizin sonu yok olmaktır. Bu yok oluşa seyirci kalamazsınız. Ahıska meselesi Ahıska derneklerine bırakılacak kadar basit bir mesele değildir. Devletimizin ve hükümetimizin bizzat bu meseleye el koyarak halkımızın Gürcistan'daki yurduna dönebilmesi sağlanmalıdır. Türkiye'ye gelenler incitilmemeli, onların ikamet, iş ve vatandaşlık problemleri en pratik ve insani yollardan halledilmelidir. Teşekkür ederim.